Merhaba arkadaşlar, Güreş Türkiye'nin 13. yıl kutlamalarında, 13. yaş kutlamalarına hepiniz hoş geldiniz. Bu sene yine Burak Gür'le, The Peeps'le, Soulja Up etkinliğimizde beraberiz. Burak hoş geldin etkinliğimize. Hoş bulduk bizi dinleyen, soru soran, katılım gösteren. Herkese teşekkür ediyoruz. Nasılsınız? İyiyiz yani. Biraz senle benim kayıt işi biraz yine zor oldu ama bir şekilde başlıyoruz artık. Forumdaki arkadaşlarımız için iyiyim. Sen nasılsın? Çok hazırım. Güzel. Zaten sen senede 3 gün çalıştırıyoruz seni. Birinci gün soru alma, ikinci gün konuyu güncelleme, üçüncü günde kayıt. O serüvene girdik ve Güreş Türkiye'nin de aynı zamanda 13. yılındayız. Şaka gibi bizim çocuk ergenliğe girdi gibi bir durum yani. Gerçekten yani ben de düşünüyorum 25 yaşıma gireceğim ve formda 13 senedir üyeyim yani düşününce bayağı bir süre. İnanılmaz, inanılmaz bir süre. O zaman sorulara başlıyorum. Sorulardan önce ben yine her sene olduğu gibi bir Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimalinden, NBA serüveninden ve geriye kalan diğer sosyal siyasi konulardan bahsetmek istiyorum. Tabii. Diyorum kardeşim o sene bu sene diyorum. Hadi bakalım inşallah kazanırız. Fenerbahçe şampiyonluğu diyorsun. Tabii. Hangi branşta diyorum? Ya masa tenisi. Efeler Ligi olur. Olur ama ben masa tenisi diye düşünmüştüm ilk etapta. Gayet iyi. NBA'de görüşlerini merak ediyor olabilirim mesela Burak şimdi. Hani NBA mi? Ya böyle underdog hikayelerinden asla hoşlanmayan biri olarak NBA'in bu sezonundan hiç memnun değilim ya. Böyle terbiyesiz bir şey olamaz gerçekten. Nasıl underdog hikayesi sevmiyorsun? Sevmiyorum ve biz Romuncuyuz abi artık bükemeyeceğim bile öpeceksin mottosundan yola çıkarak Roman Reis'in elini öpmüş biriyiz ve bundan sonra kabileyi destekliyoruz. 1000 gün değil, 2 gün, 2000 değil, 3000 değil, 5000 gün dahi reyin yapsa arkasındayız reisimizin. Eknoğlu çettin yani tribal chief'ini kabile. Kesinlikle, kesinlikle. Öyle. Herkes sonunda doğru yolu bulacak ya, inanıyorum. Zaten Lesnar için bunu diyordum. Bak görüyoruz şu an herkes Lesnar'ı çok seviyor. Yani Roman Baba da aynı yola gelecek. Ben de o şekilde o fikirdeyim ya. Umarım biraz daha efektif senaryolar olur. Ama zaten şu an senaryodan memnunum işte. Bu şu anki Usolar ve Roman Solo ikilisinin arkadaşlığı işte kuzenlerin kendi içindeki iç savaşı bence oldukça yaratıcı bir senaryo. Uzun süredir böyle şeyler bekliyorduk. Sonunda Sami Zayn gibi, Kevin Owens gibi alt segment güreşçilerden kurtulup gerçek bir senaryoya dahil oldular. Aynen öyle. Bu forumun yarısından çoğunu tetikleyecek yorumlardan sonra. Hadi bakalım. Sorulara geçiyorum. İlk soru Rebel Voice'tan gelmiş. Diyor ki, hep merak etmişimdir. Güreş Türkiye isminin hikayesi var mı? Öncesinde alternatif olarak başka isimler vesaire düşünüldü mü? Maalesef bir hikayesi var. Bizim için acı bir hikaye. Bizim önceki adımız www.turkey.org'tu. Ve bu alan adı hani şu anda çok normal geliyor. Hani telif yemesiydi, şuydu, buydu. Fakat o zamanlar bize çok zorluk çıkarmıştı. Yani forumumuz uzun bir süre kapalı kalmıştı. Bundan sonra Güreş Türkiye adına geçmek bizim adımız açısından vuku buldu. Yani çok hani Güreş Türkiye isminin özelinde bir hikaye çok yok. Zaten koyulabilecek isimler de belliydi. Hani o zamanki Türk profesyonel güreş ortamındaki isimlere bakarsan işte Güreş Manya ya da işte Wrestling Turkey gibi platformlar vardı. Biz Türkçe olmasına çok dikkat ediyorduk sadece. Türkçe bir isim seçelim kafasındaydık. Ya biz profesyonel güreş.com falan yapardık. Ya da güreştürkiye.com yapardık. O şekilde Güreş Türkiye olmasına karar vermiştik. Bizim önceliğimiz Türkçe olmasıydı ama. Onun dışında düşünülen isimler arasında WWE ile alakalı
tabii o zamanki popülarite orada olduğu için WWE ile alakalı bir isim koyulabilirdi. Onun da sonu bizim açımızdan kötü olduğu için ister istemez Güreş Türkiye ismiyle devam etmek durumunda kaldık. Şikayetçi değiliz ama hani o zamanlar yaşımızın da verdiği gerekliliklerle WWE tarafından işte çalıntı konusuna itham edilmiş olmak ve bu konunun mahkeme delegasyonuna kadar gitmesi bizim açımızdan üzücüydü. Sonraki teşekkürler. Sonraki soruya geçiyorum. The Maniac sormuş. 3 tane sorusu var. Sırayla soracağım. Formun bu kadar büyüyeceğini tahmin ettiniz mi? Diyor ilk soru olarak. Valla profesyonel güreşe ilgi her zaman büyüdü, küçüldü, arttı, azaldı. Zaman zaman yazlar çok aktif geçti. Zaman zaman WWE ya da diğer şirketlerin senaryoları ilgi çekici seviyeye gitti geldi. Fakat bir şekilde forum hep baki kaldı. Ya, kolay değil. 3-5 seneden de bahsetmiyoruz. 7-8 seneden de bahsetmiyoruz. Artık 13. yaştan bahsediyoruz. Bu kadar uzun süre boyunca küçük bir bebekle ilgilenir gibi her gün her gün organize olmak, içerik üretmek, mesaj yazmak, forumun aktifliğiyle beraber yaşını da baki kılan önemli etmenlerden biriydi. Bu kadar büyüyeceğini tahmin etmedik ama bu kadar büyük olması için çok çalıştık. O yüzden bizim hani Türkiye'deki profesyonel güreş adına bir şeyler yapabilmek için bir bilinç oluşturabilmek için aktif bir tartışma platformu yaratabilmek için yapmış olduklarımız büyümesine de sebep oldu. Tahmin edilebilir miydi? Mutlaka edilebilirdi. Ama buranın arkasındaki yönetim ekiplerinin emekleri, üye gruplarının emekleri, forum kuralları çerçevesinde insanların birbirine karşı gösterdiği özveri bizim büyük kalmamıza neden oldu diyebilirim. Tahmin etme konusunda da bu kadar çok emek vermişken tahmin edilebilir bir unsur ama 13 yıl, birinci yıldayken bunu düşünebilir miydik? Bence çok zordu hayal etmesi. İkinci biraz zaten devam gibi olur belki de. Forum hangi olasılık kapanır demiş ya da öyle bir durum olasılık var mı? Vallahi herhalde yani biz aynı zamanda yalnızca bir profesyonel güreş forumu değiliz. Aynı zamanda diğer spor organizasyonlarının konuşulduğu, Türkiye'de magazinsel gündemlerin konuşulduğu, siyasi gündemlerin, sosyal gündemlerin, sinema ve televizyon, oyun sektörlerinin konuşulduğu, kendi içinde RPG dediğimiz bir oyun mekanizmasına sahip olan ve sürekli aktif 24 saat takılmaya müsaade edebilecek bir ortam yaratmaya çalıştığımız internet sitesinden bahsediyoruz. O yüzden hangi olasılıkta kapanıra şunu yazamıyorum. Profesyonel güreşe olan ilgi biterse kapanır diyemiyorum. Yani profesyonel güreşe olan ilgi bitme noktasına gelse bile bir şekilde forumda aktif tutacak içerik var. Bu yüzden forumun kapanacağını düşünmüyorum. Şu olabilir. Hani işte sonuçta her şeyin bir ekonomik sebebi ve sonucu vardır. Bir gün server masrafları, sunucu masrafları, hosting masrafları bu işi devam ettirmenin çok mantıklı olamayacağı yönünde bize kanaat getirirse forumu kapatma gündemimiz olabilir ama bunun şu an çok uzakta olduğunu söyleyebilirim. Böyle bir ihtimal değerlendirmemizde dahi değil diyebilirim açıkçası. Gayet güzel. Biz son sorusu da forumdaki en tehlikeli üyeler kim diye sormuştum Maniac. Valla Brock Lesnar fanı üyeler henüz Roman Reigns'in elini öpmüş değiller. Sıra onlara da gelecek diye düşünüyorum. Ya biz o çocuklara zaten önce Lesnar fanı değillerdi. O yolu açtık. Şimdi de Lesnar'dan Roman'a geçişe alışılıyorlar. Bir yaşlı falan bir anda. Doğru söylüyorsun. Bunun üstüne Brock Lesnar sordu. Banlanmış da. Paşa'nın Lesnar'ın
Soru sormuş ve banlanmış. Sen görüyorsun yani benim çok bir şey dememe gerek yok yani. Tam üstüne. Paşa Nation hakkında en baştan bugüne kadar düşünceleri neler? Başta nasıl düşünüyordu, şimdi nasıl düşünüyor? Geçen sene kapatma kararını neden aldılar? Paşa Nation herhalde. Kısaca özet geçer misin? Ya forumda gruplaşmak yasak aslında, bu 13 senelik bir kural da zaman zaman hani insanlar eğleniyor. Bunun üzerinden makara çeviriyor. Kimi zaman forum gündemini bu belirliyor ve hani bir passionate'cılar, bir anticiler oluşuyor ve insanlar bunun üzerinden güreş tartışmaları ya da fikir savunuşları gerçekleştiriyorlar. O yüzden bir süre izin vermiştik ama bizim milletçe, bu arada sadece forumla alakalı değil, milletçe bir şeyin suyunu çıkarma alışkanlığımız olduğu için ister istemez bir süre sonra suyu fazlasıyla çıkmış ve arkadaşlar gruplaşmak yasak diyebileceğimiz noktaya bizi tekrar geri dönmüştü, döndürmüştü. O yüzden Passion Nation hakkında iyi şeyler düşünsem de suyu çok çıkmamış olsaydı, tadında bazı şeyler bırakılmış olsaydı daha iyi olurdu diye hafıza sağlam o şekilde ifade etmem. Evet, tamamdır. Sonraki soru Hepsi moddan gelmiş. Onda dört tane sorusu var. Önce benim hakkımda ne düşünüyor demiş. Vallahi çok eski bir üyemiz DFC Mod. Galiba oyun sektörüyle alakalı bir profilli var. Öyle bir iş hayatı var diye hatırlıyorum. Geçmiş dönemlerde de çok vakit geçirdik forumumuzun eski üyelerinden. Bize eski üyeleri görmek, işte Mehmet gibi, Depeche Mode'dan bahsediyorum. Mehmet Ungur, Üngür müydü? Ungur olması lazım. Eski üyelerimizi görmek, beraber forumda bir şeyler paylaşmak, yıllar geçse de dostluğumuzun baki kalması beni çok mutlu ediyor. Mehmet'i de oyun sektöründe diye hatırlıyorum. Ve umarım başarılı bir şekilde iş hayatı devam ediyordur. Mehmet'le de son zamanlarda çok konuşamadık. Onu da itiraf etmeliyim. Umarım her şey iyidir ve yolundadır onun için. Zaten soruları da biraz şey, o dediğin eski üyelere de yönelik. Wasteland diye bir üyemiz vardı eskilerden. Aşırı fanatik ve Blade fanıydı. O çocuğa ne oldu diyor. Şey bu... Matrak ya. Değil mi? Orhan Google. Orhan Google'dan bahsediyor. Evet. Matrak Öncesine girmiş. Olmaz ya. Değil. Şöyle bir karakter. Çok yani yaşadığı yılların, yaşadığı diyorum forum açısından. Bir forumda olduğu yılların her zaman gündem belirleyicisiydi. Adam için forumda açılmış özel bir kategori bölümümüz dahi var. Görebilirsiniz, serbest kürsünün altında bilim kurgu, garip olaylar, mistik konular diye bir bölüm var. Aslında bizim o bölümü açmamızın asıl sebebi Matrak'tı. Yani Westland nickli üyemizdi. Ne oldu? Bir süre sonra, yani 2016'dan önce olması lazım. Ben artık bırakacağım. Profesyonel güreşle alakalı bir daha anılmak istemiyorum, profilimi de sildirmek istiyorum diye bize bir mesaj attı. Valla biz silmenin mümkün olmadığını, isterse banlayabileceğimizi söyledik. Yok dedi, o zaman ben profilimdeki bilgileri kaldırıyorum ve profesyonel güreş dünyasına, güreş Türkiye'ye, Türkiye profesyonel güreşine veda ediyorum dedi. Orada bir kesti attı. Açıkçası Matrak'ın hali vaziyeti şu an damağımızda kalmış. Buruk bir lezzetli tat gibi tekrar geri dönmesini çok isterim. Ama belki de bazı şeyler zamanında güzeldi. Onu böyle hatırlamak dahi çok güzel. Sonrası ben de merak ediyorum bu sorunun cevabını bayağı. Rockstar Caner'e ne oldu? Nerelerde? Neden hiç? Rockstar. Yo, Yani. hayır, yönetimde problem olmadı da. Rockstar Caner Eskişehir SMK'sının şu anda genel müdürü, CEO'su ve bütün koordinasyonundan sorumlu kişi. Bir gün Eskişehir'e yolunuz varsa, yolunuz düşerse, Rockstar Caner sizi bulur ve hemen orada
esprisini patlatır. Canerizm hiçbir zaman bitmez. Bakalım 15 Temmuz'da Eskişehir'deyim, göreceğim. Bunu takip edeceğim. Hadi bakalım. Son soruda formun sana göre en zevkli yılları hangisiydi diye sormuş. Valla ben en çok forumdan yani çok zevk aldığımız dönemler oldu. Pandemi dönemi olsun, çok keyifliydi. Çünkü herkes evdeydi, yapacak çok bir şey yoktu. Ondan öncesi 2016'da brand ayrımının başladığı dönemler çok zevkliydi. Ondan öncesinde 2011 CM Punk, her şey için CM Punk, en iyisi CM Punk dönemleri keyifliydi. 2012-2013 Draxina feudu, işte Once in Lifetime feudu çok keyifliydi. Her dönemin kendine göre bir rengi oldu. Ama benim için en zevkli yılları açıkçası WrestleMania 27'nin yapıldığı sene diyebilirim. 2012 senesi olması lazım. O sene her şeyden çok keyif aldım. O dönemin WrestleMania'sının her maçından, her feyodundan müthiş tat duymuştum. Özellikle işte Draxina feyodu benim için profesyonel güreş adına son 10 yılın zirvesi. Gerçi 10 yılı geçmiş oluyor değil mi? 11 yıl falan oluyor. Arka, yani ben Drak'ın içinde bulunduğu her şeyin mükemmel olduğunu düşünüyorum. Ve Sina ile olan feodu, o işte Drak zamanının çağıyla Sina'nın yeni çağının birebir hani Eralar Savaşı diye adlandırabileceğimiz feodu ve bunun 2 sene sürmüş olması, 2 senede hiç sıkmadan sonuçları kestirilebilir olsa dahi o tadı vererek baymadan zirvede tutmaları, bu heyecanı, promo savaşları çok keyifliydi. O yüzden 2012 demek istiyorum. Bunun foruma yansıması o dönemler inanılmaz iyiydi. Zaten galiba ilk radyo yayınımız da WrestleMania 27 için yönetim adına yaptığımız bir radyo yayındı. Onun için, onun dışında podcast yapıyorduk onun öncesinde. O da güzeldir. Güzel bir andır. 2012 diyorum. Ama bu demek değil ki başka zevkli yıllar yoktu. Dediğim gibi 2016 pandemi dönemi yine başlı başına çok büyük hikayelerle dolu. Güzel zamanlar. Orada o zaman ben de şunu diyeyim. Rock umarım 2024'te artık film sektöründen kendini bir kere eline koparabilir. Çok zor biliyorum ama. Son bir maçı bekliyorum kendisinden ben. İnşallah. Ben de çok keyif alırım çünkü. Roman'la. Sonucu belli de olsa çok çok yüksek ihtimal yine de güzel olur. Sonraki soruya geçiyorum. CM Punk sormuş. Forumun en winner üyesi kim? abi matrak ya. Matrak yani. Forumun en winner üyesi matrak diye düşünüyorum. Uzun zamandır aramızda olmasa da adam müthiş bir kasa. Onun dışında plase bir cevabım olsaydı herhalde Ryan'ı söylerdim. Captain of Population. Ryan'ın, ben onu da çok yani winner bir karakter olduğu kanaatindeyim. Onun dışında bir cevabım daha olsa The Headliner diyebilirim. Yani egemen. Egemen. Doğru. Onun dışında bir cevabım daha olsa Punk City diyebilirim Taner. Şimdilik aklıma gelenler tabii ki Rage of Breed, Ege'yi, İTC'yi de söylemek istiyorum. O da çok winner bir karakter. Yani girdiği her şeyi kazanan bir adam. Ve mutlaka Air Canada, Kaan Araç'tan da bahsetmemiz lazım winnerlık demişken. Kendisi winner olma konusunda fena istatistiğe sahip değil. Aynen öyle. Frisbee falan turnuva kazanıyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Doğru. Normal. Alexander sormuş. Forumda bugüne kadar kaç üye banlandı? Bini geçmiştir ya. Çünkü ban, yani bizde çok banlı bir sistem var yani. Ceza yasaklara dayalı bir sistem var. Kuralların daha etkin ve caydırıcı olması için binin üzerinde üye banlanmıştır yani, o yüzden. Çünkü bizde banlar genellikle birkaç gün. Bu sebeplerden ötürü çok kişinin banlandığını düşünüyorum. Zaten bu
bir ban atılan üyelerin dürülen defterleri diye bir konumuz da var. O konumuz 126 sayfaymış. Yani rahat 1000'i geçmiştir. Çünkü her sayfada 10 mesaj atılıyor. Yani 1000'i rahat geçmiş bu düzlemde dahi. Onun net istatistiğini tutabilmek mümkün değil ama 1000'in üzerinde olduğunu tahmin edebiliyoruz. Süper. Banlanan herkese geçmiş olsun. Vincent Junior soruyor, sormuş. Güreş Türkiye 13 yıldır WWE misali alternatif forumları yok ederek veya geride bırakarak hep zirvede olmayı nasıl başardı? Bu güzel bir soru. Bence benim hayat bakış açıma göre her başarının arkasında bir plan vardır. Ve rotası olmayan hiçbir gemiye rüzgar yardım etmez. Bir rotanız varsa yelkenlerinizi o tarafa çevirirsiniz. Rüzgar elbette sizin avantajınız şekilde eser ve yelkenlerinize hava doldurur. Bizim her zaman bir planımız vardı. Biz çok dedikodulara, çok bel altılara, çok şeye çalışmadık. Hiçbir zaman çalışmadık. Kötü niyetli olmak için, birilerine zarar vermek için uğraşmadık. Bir de bir motto var, iyiler her zaman kazanır diye. Bu sebepten dolayı planlı programlı olmak, iyi olmak bizi daimi zirvede kıldı diyebilirim. Sonraki soruya geçiyorum. Wow Beggar sanırım Nick arkadaşımız sormuş. Bu işlerden bakıp forumu Katarlara satmayı düşündüğü bir dönem oldu mu? Ya. Doğru, Katarlardan bir teklif geldi nazarıma. Fakat biz biliyorsunuz içindeki Türkiye olan hiçbir şeyi satmayacağımız için forumu da satmadık. Satmayı da hiç düşünmedik. Süper. La Casa de Papel. Güreş Türkiye bu ülkenin WWE'si gibi oldu. Sen diyor musun hiç AEW tadında bir rekabet içinde olsak diye. Benim bildiğim kadarıyla TR'de güreş platformu sadece burası var. Rakipsizlik nasıl bir duygu onu da merak ettim. Yani ben böyle şeyler hoşuma gider. Çünkü rekabetin büyüttüğüne inanan, rekabetin daha iyi olmaya sevk ettiğine inanan biriyim ve Türkiye'de çok fazla güreş forumu olsa ve irili ufaklı fark etmeksizin insanlar yoğun bir şekilde tartışma kültürünü temsil ederek birbiriyle takılsa, güreş hakkında yorumlarını ifade etse, senaryolar hakkında düşüncelerini kırmadan, dökmeden karşı tarafla konuşabilse çok hoşuma gider. Ama bizde bir başka bir forum olduğunda diğer foruma zarar verme üzerinden rekabet güdülüyor. Ben bunu yanlış buluyorum. Hiçbir zaman da böyle bir tavır, tutum takınmadım. Her zaman temsil ettiğim platformun daha iyi olması için neler yapılabileceğini plan programını yaptım ve mevcut yönetimimizle bunu uygulamaya koymaya çalıştım. Zaten bu Güreş Türkiye'yi 13. yaşına götürdü ve Türkiye'deki diğer güreş platformları Facebook üzerinden, Instagram üzerinden, belki Twitter üzerinden, belki Discord üzerinden mutlaka var. Ama Güreş Türkiye'nin ortaya çıkardığı tartışma kültürünü diğer platformlarda bulabilmek mümkün değil. Çünkü zaten forumun temel mantığı o. Yani forum tartışma üzerine, alıntılama üzerine, fikir birliğine varmak için insanların ortaya argüman sunması üzerine yapılmış. O anlamda dizayn edilmiş platform. O yüzden Güreş Türkiye'nin daha farklı olduğunu düşünüyorum. Türkiye'deki diğer güreş platformlarından Instagram, Facebook vesaire. Rakipsizlik iyi bir duygu değil ama Türkiye'de rakipsizlik biraz da kafa rahatlığı demek. Çünkü Türkiye'de rekabet biraz bel altı çalışmak zannediliyor. Maalesef Türkiye'deki bu düzen keşke böyle olmasaydı ve irili ufaklı birçok forum olup birbirimize tatlı tatlı rekabet edebilseydik diyorum. Ama bunu şu ana kadar hiç yaşamadım. Yani 2009-2010'da da biz WWE'nin Türkiye forumunda takılırken, kendi forumumuza geçmişken, ondan sonraki süreçlerde ne zaman
bir rakip olsa çamur atma üzerinden çalışma yapmaya çalıştılar. Zaten tek motivasyonu karşı tarafı bitirelim olarak birleşen bir platform çok uzun ömürlü olması da mümkün değil. Keza hiçbiri olmadı da. Aynen öyle. Maestro sormuş. Yönetimde büyük çaplı problem olup yönetimin dağılma noktasına geldiği bir dönem oldu mu? Diyor. Ya yönetimin dağılma noktasına geldiği derken yönetimin dağılması için benim orada olmamam lazım. Şimdi burada ben biraz birleştirici unsurum. Yönetimin 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi, 20 kişi olmuş olması yönetimi çok güçlü yapmaz aslında. Yönetimin güçlü yapan şey iradesidir. Yani kurucu yöneticisinin orada olmasıdır. Bu Güreş Türkiye için değil, bütün bu tarz internet siteleri için geçerli. Ben her zaman irade koyduğum için dağılma noktasına gelmedi. Tabii ki ayrılıklar oldu, birleşmeler oldu, geri dönüşler oldu, şu oldu, bu oldu. Ama yönetimin dağılma noktasına geldiği bir dönem olmadı. Yani benim irade koymadığım bir dönem olmadı. Derin ayrılıklar olduğu zaman, işte iki kişinin arkadaşın görevden ayrıldığı zaman, beş kişinin arkadaşı görevden ayrıldığı zaman sayı fark etmeksizin yönetimi alabileceğimiz üyelerimiz, deneme moderatörü yapabileceğimiz ya da eski tecrübelilerden geri döndürebileceğimiz üyelerimiz oldu. Yani kurumsal hafızasından faydalandı her zaman Güreş Türkiye ve kurucu yöneticisinin irade koymasından dolayı dağılma noktasına geldiği bir dönem olmadı. Las Vegas valisi soruyor, beni seviyor mu demiş. Tabii eski yönetim arkadaşımız bu arada. Kendisine çok değer veriyoruz ve gerek RPG'de yaptığı katkılardan gerek foruma geçmiş dönemde yönetimsel gerek şimdi de üye olarak yaptığı katkılardan dolayı müteşekkiriz. Seviyoruz. Bir de ileride forumu kapatmayı düşünüyor mu diye sormuş ama bunu cevapladık gibi. Şu anda öyle bir düşüncemiz yok. Yani dediğim gibi bu düşünceden de çok uzağız. Yani çünkü günde binlerce insanın online olduğu, yüzlerce üyenin aktif olduğu bir internet sitesinde şu an kapatmak için bir neden yok. Sonraki soru deneme moderatörü arkadaşımızdan gelmiş ama ben nickini çok okuyamıyorum. KDK0WIWL sormuş. banlanmasına cidden üzüldüğü bir isim var mı? Bu herhalde kalıcı banlanmalar için sorduğunu düşünüyorum şu an. Ya yok, biz kalıcı banlanma bizde en son seçenek, en son tercih. Genelde bizde ban sistemi bir hafta maksimum, iki hafta maksimum, bir ay maksimum, üç aydan başlıyor. Biz mesela hani Kamil Kürşat'ın banı şu aralar biraz moda, ondan bahsedeyim. Ya o dönem çok toksik bir çocuktu ve her spor konusunun altına şampiyon Galatasaray, kudurun çıldırın diye saçma sapan yorumlar atan bir adamdı. Böyle 3 gün, 5 gün banladık, uyardık, bir hafta banladık, uyardık, bir ay banladık. Yetmedi, spor bölümünü kapattık. Adam öyle bir Galatasaray trolüydü ki en sonunda bir yıl banlamıştık. Ya bizde hep ban en son seçenek olmasından dolayı üzüldüğüm bir isim yok. Çünkü biri çok ciddi günde banlanıyorsa, çok ciddi sayıda banlıyorsa emin olun o en az 10 defa uyarılmıştır. Ya da kısa ceza süreleriyle yapma bunu yapma diye söylenmiştir. O yüzden üzüldüğüm biri yok. Iron Cannonball soruyor, süper moderatör arkadaşımız. Hocam günün birinde forumdan emekli olursan ne hissedersin ve yerine kırmızı admin olsun dediğin bir yönetici var mı? Günün birinde forumdan emekli olursam herhalde forumu da devretmiş olurum. Ama şunu söyleyeyim, forumun maddi masraflarını kaldıracak, yönetimsel faaliyetlerini düzenleyecek, ilerleyen süreçlerde işte etkinlik organizasyonlarını tesis edecek. Bu işte tek başına ilgilenecek biri yok.
O yüzden forumdan emekli olursam herhalde forumu da ya birine devretmiş olurum, satmış olurum ya da kapatmış olurum. O yüzden bu benim için birçok son anlamına geliyor. Şu an için bile 13 senenin sonu bizim için binlerce anıyla doluyken acaba o an ne düşünürdüm? Tahayyül bile edemiyorum doğrusu. O yüzden bu sorunun ihtimalleri bunlar ama düşündürebileceği şeyler de çok fazla. Evet. Mark Henry seveni sormuş. Bu benim en sevdiğim liglerden biri bu arada Bu forum. Iron Cannonball'un ikinci sorusu vardı. Yerine kırmızı admin olsun dediğim bir yönetici var mı? Yani forumu devretmeyi düşündüğün biri var mı sorusu. Sen olabilirsin Iron Cannonball eğer istiyorsan. Bu görüşmelere başlayabiliriz. Tamam, bir an yanlışlıkla üstüme alın dedim. Ne oluyor? Sen olabilirsin. Yo, Kaan 3 günlük yani geri kalan 362 günü ayarlamak lazım Kaan için. Çok verebilirim. Çok lazımsa o kadar var. Mark Henry seveni. Cidden dediğim gibi en sevdiğimlerden biri forumda. Maaşlı moderatörlük sistemi ne zaman geçilecek diye soruyor. Vallahi forumumuzun düzenli bir geliri olmadığı için şu anda maaş veremiyoruz ama sonuçta hiçbir şey nedensiz ve sonsuz değildir. Elbet bir gün promosyonlu moderatörlük sistemine geçeceğiz kardeşim. Hellsgate sormuş. Forum Azerbaycan'dan üye olup benim kadar aktif olan oldu mu? Demiş. Vardı canım. Geçmiş dönemlerde birçok Azerbaycan'dan üyemiz vardı. Zaten şeyde hani yıllık istatistiklere baktığımızda Raul gibi yani Hellsgate gibi forum ziyaretçilerin %12 ya da 13'ü Azerbaycan'dan bize katılıyor. Azeri üyelerimiz de, Azerbaycanlı üyelerimiz de çok vardı. Sanırım Raul kadar aktif olanı yoktu yani. Çünkü şimdi Raul'un profiline bakınca 20 bin üzeri mesajı vardır onun. O kadar aktif olanı yoktu. Ama birçok Azerbaycan'dan katılan üyemiz ya da ziyaretçimiz mevcut söz konusu. Sonraki sorusu yazılarımdan, cümlelerimden falan Türk olmadığım anlaşılıyor mu demiş. Anlaşılmıyor. Çünkü sen de Türksün Raul deyip böyle bir dayatma yapıyormuşum. Çok komik olurdu. Nasıl? Nasıl ya? Sen Türk değil misin falan diyormuşum. Yok öyle bir an ya öyle bir durum yok. Türkçe size çok iyi Raul'um. Ya Azerbaycan'daki çevreyi biliyorum. Orayla iş yapıyoruz. İhracat yapıyoruz. Zaman zaman gidiyorum Bakü'ye. Oradaki sosyal çevrede bu kadar güzel Türkçe öğrenebilmek gerçekten bir dil başarısıdır. Ben de Azerbaycan'da yaşadığım kısa süreçlerde olsa dahi Azerbaycan diline lehçesi mi denir? Lehçesine şive mi denir ya da neyse. Yakın şeyler söylüyorum. Mesela başa düştüm falan. Bende de var yani biraz o işlerden. Ama Raul'u Türkçe kabiliyet için tebrik ediyorum. Gerçekten önemli. Şimdi bu sorulara cevap verdik gibi ama hem Raul'un son sorusu olacak hem de Freaking ve Uyaka Buyaka 619 üst üste sormuşlar bu soruları. Forum ne kadar aktif bir site olarak ne düşünüyor? Forumun ne kadar ömrü kaldı? Sonra Freaking de demiş ki bunun aynı altına. Forumun ömrü doğal olarak profesyonel güreşle doğru orantılı ne kadar ömrü kaldı diyor. Ve Uyaka Buyaka da forum bir gün açılmamak üzere kapatılırsa sebebi ne olur demiş. Üst üste olduğu için. Yani şöyle ifade edeyim, bunu kestirebilmem mümkün değil. Bize zaman gösterecek. Ama ben önümüzdeki 5 senenin Türkiye'de profesyonel güreş açısından garanti olduğunu görüyorum. Bu aktiflik en kötü 5 sene devam eder. Ondan sonraki 5 senede bakarsın bir Türkiye yayını başlar. Bakarsın açık kanalda bir atılım şu bu olur. Tekrardan ilgi revaç hale gelir ve yükselir. O grafik yukarı doğru kırılır. Ama Oyaka Boyaka'nın da sorduğu gibi Türkiye'deki güreş izleyici kesimin sayısının kendisini tatmin ediyor mu demiş. Aynen. Kesinlikle yetmiyor. Her sene düşüyor. Yani aktif güreş izleyicisi
her sene 10'a bölünerek düşüyor yani. Bundan önceki sene Türkiye'de 200 bin aktif güreş izleyicisi varsa atıyorum. Şu an 20 bin var. Onu söyleyeyim yani. Çok azalıyoruz. Gittikçe içe doğru kırılıyoruz. Artık profesyonel güreş izleyicisi Türkiye'de dönemsel seyre başladı zaten çoğunlukla. İşte WrestleMania dönemini izleyeyim. Ya SummerSlam dönemini izleyeyim. Rumble'ı izleyeyim. Pay-per-view'ları da kaçırmayayım. Haftalık şovlara da bahsettiğim 3 büyük 4 büyük pay-per-view'da da ufak ufak göz gezdiririm diyen kaçak güreşen bir kitle artık bizle beraber. O bizim açımızdan biraz kötü yani. Özellikle Güreş Türkiye gibi profesyonel güreşi her zerresine kadar yaşayan platformlar için kötü. Çünkü bizim bu 2015-2016 mesela o konuda top yılımızdır. Deli gibi güreş konuşuyorduk. Şimdi o kadar yoğun güreş konuşamıyoruz. Hem bunun senaryolarla alakası var. Hem de güreşi takip eden kitle çok fazla yorum yapmaya tercih etmiyor. Daha çok anket dolduruyor. Daha çok sorulara 2-3 cümlelik cevaplar veriyor. Daha çok özet izliyor. Belki özet izlemeyip şov okuyor. Böyle bir kitleye evrildi ama bunun sebebi de anlaşılabilir. Tatmin ediyor mu etmiyor. Öyle diyeyim. Sonra Brock Lesnar sormuş yine. Nick değiştirmek neden paralı diyor. Ya forumun bir gider mekanizması var. Ay çok değil ya. 3 aylık VIP artı nick değiştirmeye en son 100 lira mı ne demiştik. Yani şu an günümüz şartlarında çok olmayan. Tabii ki para çok değerli. Özellikle öğrenciyseniz buna katılıyorum ama forumun giderlerini de bir kısma yazdığınız zaman çok değil yani idare edilebilir olduğunu düşünüyorum. Peki bu 3 aylık VIP 100 liralık paketin içinde nick değiştirmenin içinde neler var? Buradan bilmeyen arkadaşlarımızı bilgilendirmek ister misin? Ya nick altı yenileme, sınırsız nick altı yenileme, VIP rankı, VIP rengi her şey var kardeşim. Alın şunu. 100 lira bedava. Yemek söylüyorsun. 150 lira zaten yani yemek söylüyorsun. Herhangi bir şey yiyorsun 150 lira tutuyor. Aynen öyle. Philip Flop and Fly sormuş. Nasılsın? Çok iyi. En önemli çok soru. Çok teşekkür ediyorum. İyiyim. Şu sıralar özel hayatımda bazı işlerimden dolayı yoğun olduğum bir dönemin içerisindeyim. Ama forumla her zaman ilgilenmeye çalışıyoruz. Ya da yönetim ekibi, ilgilenen yönetim ekibiyle her zaman sohbet muhabbetimiz daim devam ediyor. Hepsine müteşekkirim. Güreş Türkiye yönetim ekibine ve Güreş Türkiye üyelerine teşekkür ediyorum. Özel hayatım için konuşacak olursak da yeni girdiğimiz bir işin içinde yoğun bir dönemdeyiz. Bu bizi ilk defa olan hayatımızda olan bir şey değil ama yeni iş olmasından dolayı da biraz heyecanlı ve hani coşkuluyuz. İyi hissediyoruz. Bu güzel soru için de teşekkür ediyorum ayrıca Philip Flop and Fly'a. Bunun devamındaki sorularda da yine biraz seni merak etmiş arkadaşlarımız. The Aerialist sormuş. Kaç yaşında? Mesleği ve eğitim durumu ne? Ne zaman evlenecek? Valla benim de son soru özellikle yıllardır. Mesleği ve eğitim durumu ne? Üniversite mezunuyum yani. Şu anda artık biraz tarım turizm sektörlerinde ticari faaliyetler yapıyoruz. Özellikle ihracat tabanlı işlerimiz var. Yoğun gidiyor, iyi gidiyor. Ya zaten Türkiye'de eğer altyapınız varsa, özellikle benim gibi coğrafi işaretli bölgede yaşıyorsanız, mutlaka yurt dışıyla çalışmayı öneririm. Ya paramız pul olmuş durumda. Artık biz yani en kral mühendisimize $1000 maaş ödeyen bir ülkeyiz. Onun için ticari faaliyetleri yapabilecek bir altyapıya ve bunun yanı sıra o birikime, o altyapıya sahipseniz mutlaka ihracat üzerine, yurt dışı çalışma üzerine, freelance da olabilir bu. Tavsiye ediyorum. Mesleğim ve eğitim durumumu böyle ifade edebilirim.
Ne zaman evleneceğim sorusuna ise ya bir astrolog arkadaşım var. O şey diyor 2024 Ekim. Aa, güzel. 2024 Ekim'de. 2024 Ekim'de bakalım davetlisiniz arkadaşlar eğer şey olursa. Skyscanner'a giriyorum, Antalya uçuşları. Hadi bakalım. Ne yaptın ya? Bak çocuk sorun. Zorunda değilsin cevaplamak da tabii. O da vardı diye sordum. Geçiyorum. Evet, Cevap. olur tabii. Besir Brian sormuş tam üstüne. Muzculukta iyi para var mı? Demek ki muzculuk yapıyorsun. Ya muzculuk yapmıyoruz aslında. Tarım yani gübre temelli bir iş yapıyoruz da. Muzculuk da şöyle ifade edeyim. Şu anda çok para eden bir sektör değil muz. Çünkü talep ona göre ama arz çok fazla. Arzın fazla olması nedeniyle de fiyatlar görece biraz daha düşük. O yüzden muzculukta iyi para var diyemem. Ama dediğim gibi az önce eğer yurt dışıyla iltisaklı olacağınız bir iş olursa ya bu freelance grafikerlik olabilir, yazılım olabilir, ihracat olabilir ya da paralel ithalat olabilir. İşte yurt dışından mal getirip satma da olabilir. Çünkü o ürünlerin katma değeri de çok yüksek oluyor. Ya bunu yapan arkadaşlarımız var, e-ticaret işi yapan arkadaşlarımız da var. Böyle şeyler tavsiye ederim. Ama muz özelinde şu an iyi para yok. Fiyatlar düşük biraz çünkü. Anladım. Yine bu soruyu da sormuştuk da sadece soru sorduğu için co-adminimiz Street Edge Society'da söyleyeyim. Adminlere ne zaman maaş bağlanacak diyor o da. Adminin çevresinde genel böyle bir beklenti var. Ya böyle bir beklenti var evet. Bakalım şey yapacağız, bir düzenleme yapacağız oraya. Hardcore Icon sormuş. O da Hall of Fame bugün oldu sanırım. Öyleyse yanlış hatırlamıyorsam. Hayırlı olsun. Aynen. Benim 2002'den kalma 500 rap alacağım vardı kariyer inceleme etkinliğinden. Onu Onuna. bir de şey Abi diyor. şu Falan an 5 doğru. Doğru haklı. Şu an 5.000 olmuştur o ya. Enflasyon yani 5.000 rap alacağı var bu adamın ve gerekeni yapmalıyız. Year sormuş. Yeniden İstanbul'a ne zaman geliyor mesela? Valla bilmiyorum bu sene için maça gelir miyim ama kongreye geleceğim. Oy kullanmaya geleceğim. Fenerbahçe'nin en geç Haziran ayında kongresi var. Oraya geleceğim. Orada zaten Yiğit'le tekrar görüşebilmeyi ümit ediyorum İstanbul'da. Salaktan haber etti bir saat. Ben de bir an bekle. Bu arada geçen sene Yiğit Kayseri maçına gittiğimde, Fener Kayseri maçına gittiğimde gelmişti ve görüşmüştük. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Çok kibar biri gerçekten. Forumdan ilk görüştüğüm kişi olabilir Yiğit yani. Sonraki soru Bero sormuş. Hakkındaki düşünceleri diyor. Baron'un nick altında bir şaplakçı yazısı olacaktı. Onu görürsün. O şaplakçı nickini biz takmıştık Baron'a ilk üye olduğu zaman. O yüzden benim yanımda yeri ayrıdır. Baron'un lakabını takmış biri olarak adlediyorum kendimi. Ve o Las Vegas valisi Mark Hensevin işte o kadronun baş müsebbibi olarak görüyorum. Kendine dikkat etsin, ayağına denk alsın. Ve şu an konudaki son sorudayım ve bu soru Oh! bana. Nasıl sana ya? Main event. Son soru benim. Hadi bakalım. O zaman ben okuyayım o soruyu. Evet, Thunderstruck diye okunuyor değil mi? Struck mı yoksa? Thunderstruck sormuş. Air Canada nasıl bu kadar karizmatik olunuyor üstad demiş ve sana soralım Kaan Araş. Nasıl bu kadar karizmatik oluyorsun? Ali'nin geçen bana WhatsApp'tan işte İstanbul'da bir AVM'de lan şurada oturan sen miydin diye mesajı var. Oradan hani beni canlıda görmüş biri olduğu için çok mutluyum hani böyle bir şey dediği için. Bu nasıl bir anı? Nerede o? Suriye Starbucks önünde mi gördü? Nerede gördü seni? İstanbul'da bu. Başka bir yer. Ay. Mutfette Pardon, pardon. bir gel. Neyse. Öyle yazmış falan.
Çok teşekkür ediyorum. Açı saçlarınızı uzatın öncelikle. Hep herkese tavsiye ederim. Aliye de ya saçınızı uzatmayın. Ne gay gay şeyler ifade ediyorsun millete. Forum kapatıldı. Tabii işte, o kadar konuştum. LGBT plusçılar adeta bize linç gösterisi düzenleyip yok edecek acaba. Thunderstruck Ali arkadaşımıza da çok teşekkür ediyorum. Ona buradan selamlar yollamak istiyorum. Ve son soruyu da ben sana sormuş oldum sevgili Kaan. Son olarak söyleyeceklerin, belki senin sormak istediğin bir şey varsa dinliyorum. Ben önce bunu hani teşekkür ederim her sene. Sen çünkü bile bana şey yapıyorsun hani Kaan, hani artık şunu yapalım gibisinden. Önce sana teşekkür edeyim. Ben bunu bu işten bayağı zevk alıyorum bu arada. Hani foruma çok aktif olamasam da hani her sene bunu bu işi yapmaktan. Önce bunun için teşekkür ediyorum. Sorun... Abi aktif değilsin bu arada. Ayıp şu 12. yıldan kalma avatarını, banner'ını değiştir ya. Oğlum bak bu arada işte geçen konu başlatmaya girdiğimde baktım etkinliklere. İlk konuyu ben açmışım. Çizgi etkinliği yoktu ki, yazamadım daha değiştirmek için. Ya, anladım. Okey. Yani oraya 13 yılda çeviririz onu. Neyse evet. Aktifim ama güzel oluyor ya. Forumda en azından şey yani 5000 mesaj yapmış olsam 13 senede. Şey. Günde 0.13 mesaj ortalamasıyla. Ya etkinliklerde bir yer bulmak falan güzel oluyor. Sana teşekkür edeceğim hani bunun için. Hani rica böyle ediyorum. Asıl ben teşekkür ediyorum katılımlarından dolayı. Onun dışında sorum da yok zaten. Biliyorsun hani samimi oluyoruz. Bir şey olur. Genel olarak çekilmeden. Öyle ben kapatıyorum o zaman. Arkadaşlar Buğra'yla The Pips'le yaptığımız 13. yıl etkinliklerindeki soru cevabı dinlediğiniz için teşekkür ederim şimdiden. Umarım 14. seneye görüşürüz. Yine aynı şekilde sorularınızı cevaplarız. Buğra sana da çok teşekkürler yine bu yayın için. Görüşmek üzere. Herkese teşekkür ederiz. Aynen. Biz dinleyen herkese teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.